Bu hatun hepimize yalan söyledi baba. Meğer Umur oğullarındanmış. Hepimizi kandırdı. Sen yokken obamıza baskın verdi. Artuk Bey, sen de yaralıyı alıp içeri götüresin. Sen de benimle gel Gündüz. Sen de Hatun. Thank you.
Yaşıyor. Arkamızı iz bırakamayız. Onu çabuk götürün buradan. Siz bu taraftan. Biz de bu taraftan gideceğiz. İkisini de sağ bırakmayın. Neden Alplerini Gündüz'ün öldürdüğünü düşünürsün hatun? Babam Umur Bey ve Alplerimizle obana vardık. Devletimizin bize verdiği vazifeyi Hayme Hatun'a, Artuk Bey'e bildirdik. Vergi toplamak için vardığımızı işitince deliye döndüler. Gündüz Alp hançerini babamın gırtlağına dayadı. Sonra aşağılayarak bizi obadan kovdular. Moğol çapulcusu gibi geldiniz obaya. Baban olacak o hadsiz sözleriyle hepimizi ezmeye kalktı. Otağımıza destursuz girmeye yeltendi. Nenemin üzerine yürüdü. Ben de ona haddini bildirdim. Gündüz. Bundan sonra da Gündüz gitti. Alplerini katletti öyle mi? Hatun, bu sözlerinle yalnız Gündüz'ü değil, Kayı Alplerini de katillikle itham edersin. Sözlerinin varacağı yere iyi tart. Hiçbir sır gizli kalmaz Ertuğrul Bey. Gömersin. Ama bir yerden baş verir, filizlenir. O vakit o kanda kimin bu olacağını kimse bilemez. Beyim, Ataş Bey'in ahvali iyidir. Alpler de yanındadır. Biraz istirahat eder. Ataş Bey kendine geldiğinde onu da sorgulayacağız artık bey. Eyvallah beyim. Ben yarana merhem süreyim. Bismillahirrahmanirrahim. Umur Bey nerede? İstirahat etmekte. Bu olanları işitince onu nasıl durdururum bilmem. Hatun. Öfkeni anlarım hatun. Alplerin öldürülmüştür. Lakin sözlerin bir şey ispat etmediği gibi iftiraya düşersin. İftira mı? Ataç Bey'in sırtından çıkan ok Türk okudur. Gündüz Alp de, Artuk Bey de obaya geldiğimizde başka obalara gitmeyelim diye bizi uyardılar. Tehdit ettiler. Bunlardan sonra da bu olanlar başımıza geldi. Ataç Bey baskında Kayı Alplerini ya da Gündüz'ü görse sana demez miydi?
saldırganların yüzleri örtülüymüş. Gündüz Alp'e gelince Ataç Bey'in ardından atını çatlatırcasına hana girdi. Neydi niyetin? Alplerim gibi Ataç Bey'i de öldürüp yaptığın işi yarım bırakmamak mı? Diyesin o vakit. Nereden gelirdin? Gündüz. Değerle nereden gelirdin? Baba, ben... Baba... Nereden gelirdin Gündüz? İyi ki o oku bırakıp teslim olmadın kardeşim. O soysuz ikimizi de öldürürdü. Abi işini ısrar etmeseydim bunların hiçbirisi başımıza gelmeyecekti abi. Babam bana çok kızacak. Tabii buradan sağ salim çıkabilirsek. Çıkacağız kardeşim. Çıkacağız evelallah. Neredeydin Gündüz? Nereden geldiğini bile söyleyemeyen bu yalancıya inanmamı mı beklersin? Birlikteydik. Atla yarış yaptık beyim. Atla yarış yapmışlar. Düpedüz yalandır. Dumrul. Gündüz'le Çağrı zindana atılsın. Bu iş açığa çıkana kadar orada kalacaklar. Hepimize yalan söyleyen, indi de iftira atan, bu hatunun sözlerine bakarak nasıl hareket edersin? Beyim, Osmanlı savcı avlığa gitmişler. Haymana haber göndermiştir, hala dönmemişler. Avlığa mı? Avlak Türk obalarına giden yolun üzerindedir Bamsı. O vakit Osmanlı savcıları bu işin tam göbeğine düşmüş olabilirler beyim. Baba, müsaade et ben de seninle geleyim. Kardeşlerimin başı beladayken suçsuz yere zindanda bekleyemem. Götür onları Dumrul. Baba etme. Baba kardeşlerimin başı beladayken yapma baba. Baba! Bırak! Eğer kardeşlerimin başına bir hal gelirse... bunun hesabını evvela senden sorarım hatun. Bilesin.
Bırakın dedim. Hançeri de. Gelin buraya. Kendine gel. Abi. Aç gözünü abi. Gözün üzerinde olsun. Yanlış yaparsın baba. Bir hatunun iftirasına oğlunu zindana atarsan. Kardeşlerim ortada yok. Benim buradan çıkmam lazım. Çağrı. Çağrı duramam burada. Çıkmam lazım. Sakin ol Gündüz. Yıktın ortalığı. Gerekirse cihanı yıkarım. Kardeşlerim ortada yok diyorum. Bir hatunun iftirasına buraya düşmüşüm. Az bile ederim. Duramam burada. Duramam burada. Ertuğrul Bey'in iradesini çiğneyip buradan çıkarsak bizi hiç affetmez Gündüz. Sen burada kalacaksın Çağrı. Ben tek başıma çıkacağım. Nereye gidersin Ertuğrul Bey? Seninle konuşacaklarımız var. Ya huzurun, emniyetin dillere destan Söğüt'ü ha? Sen de bu Söğüt'ün uç beyi Ertuğrul Bey. Sen huzuru, emniyeti sadece kendin için mi sağlarsın? Buraya geldik geleli başımıza gelmeyen kalmadı. Nerede senin uç beyliğin? Umur Bey, senin alplerini ne benim oğlum Gündüz ne de Kaya alpleri katlettiler. Katiller kimse bulacağım. Şimdi çekil önümden. Ve oğlunu kurtaracağını sanma. Bu işin üstünü de örtmeye kalkma. Baba. Sen karışma. Eğer suçlu sizden değilse tez vakitte suçluyu bul. Yoksa sizin 10 yılda ihya ettiğiniz bu Söğüt'ü 10 günde hepinize mezar ederim. Bizi mezara götürmek isteyen kim varsa şimdi kazdıkları mezarda yatar. Kötü söz
Döner sahibinin başını keser İber'le. Bu sözleri acına öfkene veririm. Buraların uç beyi benim. Suçluları ben bulurum, hesaplarını da ben keserim. Şimdi kenarda bir yerde bekleyin, kendi işinizi yapın. Ayak altında dolanmayın. Haydi Alpler. Göreceğiz Ertuğrul Bey, göreceğiz. Ertuğrul'un oğlu nerede? Bizden uzak tutmak için zindana attılar. Onu bana getireceksiniz. Bir de ben sorgulayacağım onu. Haydi. Nöbetçi! Buyur Günizer. Aç şu kapıyı. Bütün mesuliyet benim. Olmaz. Ertuğrul Bey'in kesin buyruğu var. Ne edersin Günizer? Gündüz yapma Gündüz. Çıkacağım dediysem. Çıkacağım. Çağrı. Çağrı! Müşkül durumda bırakırsın Gündüz Alp. Sana bir şey edecek değilim. Çağır. Hallet. Başını belaya sokacaksın Gündüz. Kardeşlerimden mühim midir Çağır? Hallet. Ah Gündüz Alp ah. Emir Bahattin bize saldıranların kim olduğunu öğrenmeli. Eğer öğrenemezse Ülavgühan onu da kaza vurur. Unutma, sandık elimizden uçup gitti. Bizim de derimizi yüzecektir. Komutan Börçkin, tuzak bu. Ya! Ne oluyor? Dur! Anlamadım, bilmiyorum.
Biri Nöker. Diğeri kim? Komutan Börçigin. Ben Hülagi Han'ın Türk obalarındaki casusuyum. Arkadan gelenler var. Tez buradan gitmeliyiz. Çok kalabalıklar komutan Börçigin. Tez gitmeliyiz. Hadi. Hadi. Sizin ne işiniz var burada? Gündüz Alp nerede? Yok gitti. Nöbetçiler! Yok nöbetçiler. Hepsini alıkoyduk. Şimdi de soruma cevap ver. Nereye gitti Gündüz Alp? Ertuğrul Bey mi çıkarttı onu? Kendisi çıktı. Yerini bilsem de söylemem. Hem sana ne olur. Haydi git. Yebegi Hatun. Anahtar. Ne yaptığını sanırsın sen Hatun? Göreceksin abi. Gündüz nerede söyle. Yoksa senin için iyi olmaz. Ne yaparsın? Alplerini üzerime mi salarsın? Alplere lüzum yok. Ben tek başıma hakkından gelirim senin. Soruma cevap ver. Gündüz Alp nereye gitti? Yeter gari senin ettiğin. Yeter bırakın. Gündüz Bey kardeşlerini aramaya gitti. Kardeşlerini mi aramaya gitti? Bu da yeni oyun mu? Ne oyunu hatun? Anahtarı benden zorla aldı. Buraya kapatıp gitti. Ettiğin her şeyin hesabını soracağız senden. Alpler. Kilitleyin bunları buraya. Savcının atıdır bu. Atı orada bırakıp ormana dalmış olmalılar beyim. Onu hemen bulmamız gerek. Haydi. Haydi. Beyim, Umuroğulların atları bunlar. Bakın bakalım sağ kalan var mı?
Yok beyim, yok. Hepsi ölmüştür. Beyim, şu tarafa doğru giden ayak izleri var. Bamsı, Alper'i vazifelendir. Umuroğullarının Alper'in cenazelerini götürsünler. Eyvallah beyim. Haydi bu taraftan, haydi! Raflar, tez cenazeleri topluyorsunuz. Babalarını götürüyorsunuz. Haydi, haydi. Osman! Savcı! Kim bunlar böyle? Hala peşimizdeler mi? Evet, peşimizdeler. Bunların peşinizde olduğunu görünce sizi emniyete almak için takip ettik. Vaktinle yetiştiniz nökerler. Yaman savaşçısınız. Kimin birliğindeydiniz? Karabörünün. Komutan Börçigin. Karabörü uçmağı vardı. Bu civarlarda nerelerde eşkıyalar dolanır, nerelerde alpler vardır iyi bilirim. Siz varacağınız yere sağ salim ulaşana dek yalnız da olmak isteriz. Belli ki birileri hala peşimizde olacak. Bunların buraları iyi bilmeleri işimize gelir. İyi de savaşçılar. İyi o vakit. Bizimle gelin. Hadi! Ya! Ya! Osman! Savcı! 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 Osman! Osman! Savcı! Savcı! Beyim! Bizler bu tarafa gider. Savcı! Osman! Osman! Buradaki ayak izleri küçüktür. Osman'la savcının olabilir. Bu taraftan. Haydi, haydi. Osman! Savcı! Osman! 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 Savcı! Söyle bana, ne oldu? Gündüz. Babası tarafından zindana atılmış. Ne dedin sen? Umuroğulları Alplerine baskın yapılmış. Alplerine hepsi öldürülmüş. Gündüz suçlanmış. Nasıl olur? Gündüz öyle şey yapmaz Mara. Ne zaman olmuş bu? Bu sabah.
Bu bir iftira. Bu sabah Gündüz'le birlikteydik. Sen de oradaydın Mara. Bunu o yapmış olamaz. Haklısınız hanım. Bu bir iftira. Kardeşleri Osman ve savcı da ortada yokmuş. Ertuğrul Bey ve alpleri onları arıyorlar. Söğüt pazarına gitmiştim. Orada işittim. Çetar. Gündüz'ün yanında olmalıyım. Her şeyi anlatacağım. Gündüz bugün benimle birlikteydi. Onun üzerine yüklenen bu kara lekeyi aklamam gerek. Bu karışıklık içine giderseniz her şey daha da kötü olur. Buluştuğunuzu öğrenirlerse ikiniz için de hiç iyi olmaz. Hem göreceksiniz, babanız ve Ertuğrul Bey bu olayı yapanları bulacaklar. O şekilde Gündüz zaten serbest kalır. Gündüz zindandayken ben burada elim kolum bağlı bekleyemem Mara. Gidip bir bahaneyle onu göreceğim. Onunla konuştuktan sonra gidip Ertuğrul Bey'e her şeyi anlatacağım. Kim duyarsa duysun artık, umurumda değil. Soylu atımı hazırlasınlar. Bir bahane bulup babamdan bir şekilde izin alacağım. Söğüt'e gideceğim. Onları ancak öyle bulacağız. Yakındalar. Haydi, haydi, haydi! Dumrul Abdurrahman, siz bu taraftan gidiyorsunuz. Alplar, haydin alplar, biz de bu tarafta. Haydin! Osman! Savcı! Kurtulacağız abi. Kurtulacağız dayan. Buraya kadarmış çocuk.